Canberra'dan sonra herkese selam. Şu anda Liverpool'dayız. Yarın Arsenal'ın Liverpool'a maçı var. Onu izlemeye geldik. Bu maç çok önemli çünkü tarihi olarak Arsenal Liverpool'a çok uzun yıllardır hep kaybetmiş. Ve ilk defa yıllardır Arsenal çok iyi performans sergiledi bu sene. Ve Liverpool'da şansımıza yıllardır ilk defa çok kötü performans sergilediği için şu anda favori Arsenal ve biz Arsenal bu maçı kazanır mı? Onu görmek için buraya geldik arkadaşlar. Biz Liverpool'a bir gün erken geldik. Biraz Liverpool gezelim diye. Bakalım Liverpool nasılmış. Biraz size göstermeye çalışacağım ben de. Hadi bakalım. Bu eniştenizin kiraladığı Airbnb'nin apartman kapısıydı. Şimdi sırada dairenin kapısını açmak var. Bakalım kapı açılacak mı? I'm failing. Is it the iron box? I think it's in the iron box. Evet, başardık. Mickey eniştemizin seçtiği odaya bakalım. Eşyalarımızı bırakıp kendimizi dışarı attık. Hava çok güzel. Serinletici bir içecek almak için markete girdik ve ben bu turşuyu gördüm. Bu turşu TikTok'ta, İngiltere'de çok meşhur. Burada adamdan birayı açmasını rica ediyoruz ama o bize bira açacağı satmaya çalışıyor. So much talent. Dikkatimizi ilk çeken şey, 200 metrede bir farklı bir müzik başlıyor ve yani şehirde dolaşırken, müziksiz şehir merkezinde dolaşırken müzik duymadığınız bir yer olmuyor. Şimdi de bir açık hava partisinin müziğini duyuyoruz. Gidip ona bakalım isterim, hadi. Enişteniz ayağına takılan şeyi çıkarma operasyonunda. Aşkım? Ne? Ne? Buldun mu? Sana ne? Bana neymiş? Şimdi Liverpool'un ana caddelerinden bir tanesini yürüyoruz. Sanırım bizi denize doğru götürecek. Burası bana İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ni çok anımsattı. Size göstermek istedim. Yani ne alaka diyebilirsiniz ama İngiltere'de hiçbir yer bana bu kadar İstanbul'u anımsatmamıştı. Bilmiyorum. Bugün cumartesi olduğu için herkes dışarı çıkmış partilemeye ve insanların kendine özgün stilini yansıttığını kesinlikle görebiliyorsunuz. Ben de hani onları biraz rahatsız etmemek adına çekmiyorum. Ama kameraya yakalananları sizinle paylaşacağım birazdan. Çeken bir şeyse İngiltere'de hiç kimse üşümüyor. Yani bizim Türkler olarak üşüdüğümüz havalarda insanlar üşümüyorlar. Şort falan giyiyorlar. Mesela ben burada kazak giymişim. Üzerimde şal var. İçimde bu var. Ondan sonra içimde bir de atlet var. Yani çok sıcak bir hava yok şu an. 15 derece falan. Ama o kadar fazla insan gördük ki sadece şort giymiş. Yani kısacık bir şort giymiş, askılı giymiş falan. İsterdik biz de üşümemeyi ama Türkiye'de yaşadık galiba. Biz şimdi yemek yemeye geldik. İkimiz de hamburger söyledik. Masa biraz birbirimize uzağız Mickey ile.
ama önemli olan gönüller bir olsun diyelim. Hamburger mikinlerinde aşırı küçük bence duruyor. Bu arada bu restoranda sınırsız açık büfe değil ama sınırsız bir seçenek var. Tabii bütün alkol de dahil buna. Ama biz onu tercih etmedik. Bu arada ben hamburgeri inanılmaz beğendim. Eğer yolunuz Liverpool'a düşerse mutlaka Smoke and Dough'ya uğramanızı tavsiye ederim. Sizinle iğrenç bağımlılığımı paylaşacağım şimdi. Neredeyse her lokmadan önce tuz falan döküyorum yine. Dökelim bakalım. Bu hayatı yaşamaya geldik. Tanınılığa da yaşamaya geldik o hayatı yani sonuçta. Günaydın arkadaşlar. Biz uyandık, hazırlandık, dışarı çıkacaktık. Sonra şu pencerenin dışındaki merdivenlerden böyle beyaz bir şey indi ve şu kapının oradan da hemen bir miyavlama sesleri falan başladı. Bayağı yüksek sesle miyavlıyor bir tane kedi. Ben tabii buna seyirci kalamadığım için kapıyı açtım ve şu an Airbnb'nin içine kediyi almış bulunmaktayız. Yani %100 doğru bir şey mi bilmiyorum ama birisinin kedisi bu. İngiltere'de çünkü kedileri insanlar dışarıya salıyorlar. Tasması falan var. İsmi Freddy'ymiş. Onu seviyoruz bir süredir. Bu şişko tombik tatlış koyu. Yani şey, kediyi içeri aldık ama kedi bayağı temiz yani. Böyle hani sokak kedisi seviyormuş gibi değil. Seviyorsun temiz, bir de şampuan falan kokuyor. Çünkü burada kedileri yıkatıyorlar galiba şeylere. Bu yıkama merkezlerine falan gönderip bakım yapıyorlar. Kedi benden iyi yaşıyor olabilir arkadaşlar yani. Çok hareketli ya. Şimdi Freddy'ye su ikram edeceğiz. Çünkü biz tatlış ev sahipleriyiz. Böyle hem ismi yazıyor hem telefon numarası yazıyor. Hani sokağa bıraktıkları için kedileri genelde. Değil mi Freddy aşkım? Fuck you bitch dedi. Freddy direkt bizim kapının altındaki boşluktan miyavladığı için biz Freddy'nin bu Airbnb'yi sürekli darlayıp içeri girdiğini tahmin ediyoruz. Yani çünkü mesela bir de kedi yeni girdiği ortamda böyle etrafı gezer, koklar, bir şüpheli bakışlar yapar falan. Freddy ortama çok hakim bir şekilde girdi yani. Aşkım gidiyor muyuz şimdi? Ne yapacağız? Gidiyoruz. Gideceğiz. Gel Freddy hadi. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Aferin sana. Freddy gittiğine göre. What happened? Biz şimdi kahvaltıya geldik. Şimdi kahvaltıya geldik. Buradan Tolga'ya da selam söyleyeyim. Ben Eggs Benedict söyledim. Nikki de böyle bir şey söyledi. İçine somon da varmış. Nikki'nin tişörtünde Freddy varmış ya. Biz şimdi kahve içmeye bir yere oturduk ve vitrinde tatlıları görünce dayanamadık. Tatlı da söyledik. Limonlu cheesecake aldık. Ve ben limonlu tarttan bir tane lokma aldığım zaman resmen sanki bütün bir limonu yemiş gibi oldum yani. O kadar ekşi. O yüzden Nikki'nin tepkisini çok merak ediyordum. Yiyince nasıl olacak diye. Ama kendisi limonu kabuğuyla falan yiyen birisi olarak çok beğendi. Saçım yıkılıyor şu anda. Biz şimdi Uber çağırdık. Uber'e bindik. Stadyuma doğru gidiyoruz. Biraz erken gidip böyle atmosferi
tecrübelemek. Atmosferi merak ettik. Biraz ona bakacağız. Değil mi aşkım? Bir de buradaki Yunan restoranından bahsetmek istiyorum size. Zorbas yazıyor. Zorbas çorba anlamına geliyormuş. Benim bir tane önceden paylaşımı kaldığım bir evde Yunanlı bir çocuk vardı. Yani daha doğrusu yan evde vardı ama işte komşuluk. Onunla biraz konuşmuştuk. Bayağı bizim aynı kelimelerimiz varmış mesela. Dolap sanırım onlarda da dolap. Onun dışında mesela rezil. Hani kendini rezil etme ya falan. Onlarda da öyle kullanıyormuş rezil kelimesini hani. Rusçayla da bizim aynı kelimelerimiz var sanırım. Mesela çay. Çay yine Rusça'da çay. Karpuz. Arpuz. Başka ne var aynı? Şapka. Şapka var. Aksakal. Aksakal ne aşkım? Yaşlı adam. Yaşlı adama da aksakal diyormuş Ruslar. Vayan aslında şu an 34 oldum. 33 yaşıma girdim. Yaşımı bilmiyorum. Bayağı saçma. Nike eniştemiz ben kamerayı kapattığımda bir hikaye patlattı. Diyor ki ben küçükken, ortaokuldayken sınıfta bir kız vardı. Rus yani doğma büyüme Rus bir kız. Ama soyadı Altınbaşmış. Ve kızın saçları sapsarıymış. Ama böyle Nike eniştenizinki gibi küllü sarı değil de. Böyle Game of Thrones'daki Lannister. Ya işte o aşırı sapsarı beyaz platinimsi herhalde onu kastediyor. Futbol oynarken bildiğiniz gibi iki takımla da 11 kişi 11 kişi oynuyor. Ve burada şöyle bir deyiş varmış. Taraftar tezahüratıyla beraber 12. takım üyesi oluyor gibi bir şey. Hatta onu barlara, bayraklara falan her yere yazmışlar arkadaşlar. İnsanlar yürümeye başladı arkadaşlar. Kalabalık hafiften başlıyor maça daha 1,5 saat olmasına rağmen. Bir de maçın vazgeçilmezi bu atlı polisler arkadaşlar. Atlar biraz gergin oluyor, yaklaşmayın diyorlar tabii. Ama bazen atları sevenler vesaire olabiliyor. Arsenal fanları tezahürat ediyor şu anda, bayağı bağırıyorlar. I just need to. Stadyuma girerken bizi şok eden bir şey, çantalarınıza girmek yasak denildi. Biz Arsenal'daki maçlara gittiğimizde çantayla girebiliyorduk. Neyse adamlardan bir tanesi geldi yardımcı oldu. Dedi ki eğer çantanın içindeki her şeyi giyebilirseniz ya da bir yerlerinize, ceplerinize falan saklayabilirseniz sizi içeri alırız dedi. Dolayısıyla ben pijamalarımı bilmem neleri cebime, işte şuralarıma, artık nereye saklayabilirsem her şeyi ceplerimize vesaire koyduk. Çantaları falan da katlayıp cebimize soktuk. Girmeyi başardık yani sonuç olarak ama bu bir rezalettir Liverpool. Buradan Liverpool yetkililerine sesleniyorum. Fuck you bitch. Ama Liverpool takımındaki taraftarlar asla tezahürat falan hiç yapmadılar. O yüzden Arsenal taraftarları hemen bir tezahürat patlattı. Hani neredesin? Meşhur atmosferiniz nerede falan diye. Ama Miki diyor ki çok kötü bir sezon geçirdiler. O yüzden taraftarlar biraz hani canları sıkkın. Şimdi size biraz taraftarları göstereyim o zaman. Derken Liverpool atak yapıyor. Fuck you.
tüyde bir şişko var ya, ona var. Dün maçtan sonra çekemedim çok fazla. Hemen Nicky'nin arkadaşlarının arabasına atlayıp Liverpool'dan Londra'ya 3,5 saat süren bir yolculuğa başladık. Neyse, ben bu vlogları editlerken inanılmaz eğleniyorum. Eğer siz de sonuna kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse ve daha fazla bu şekilde uzun içerik görmek istiyorsanız beğeni, yorum, bir şekilde bunu anlamamı sağlarsanız ara ara buraya uzun içerik yüklemeyi düşünüyorum. Ama yüklediğimde sadece 10 kişi izleyince insana biraz koyuyor tabii. Sonuna kadar izleyen ya da artık ortada izleyenlere de teşekkürler ama onlar bu kısmı görmez. Sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere o zaman. Bye. Hadi gidip...